Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Hedefe her geçen gün ilerlemek olan Türk savunma sanayi, ürettiği insansız hava araçlarıyla dikkati çekiyor. Türk savunma sanayinin en gelişmiş sistemleri olan insansız hava araçları, dünyada da marka haline geldi. İnsansız hava araçları deyince akla gelen ilk firma tabii ki Baykar Makine. Bugünkü konumuz, Akıncı tarzı insansız hava aracı. Geçtiğimiz zamanlarda envantere giren Akıncı TİHA, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük bir güç kazandıracak. Dünyada çok az ülkenin üretebildiği sistem, muhteşem özellikleriyle dosta güven, düşmana korku salıyor. Hava hava muharebesi yapabildiği için taarruzi insansız hava aracı olarak adlandırılan Akıncı, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Öyle özellikleri var ki adeta düşmana korku salıyor. Gelin o özelliklere bakalım. Akıncı, 40.000 fit uçuş irtifasına sahiptir ve 24 saat havada kalabilir. 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Akıncı taarruzi insansız hava aracı, 6 ton kalkış ağırlığına sahiptir. 20 metrelik devasa kanat açıklığına sahip olan sistemin uzunluğu 12 metredir. Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açık radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava hava görevlerinde de kullanılabilecektir. Kendi sınıfında dünyanın ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Baykar Akıncı taarruzi insansız hava aracı sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAMLE, MAMCE, CİRİT, LEUMTAS, BOZOK, MK-81, MK-82, MK-83, kanatlı güdüm kiti MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOMA gibi mühimmat, füze ve bomba ile donatılacaktır. Bayraktar TB2'den daha uzun ve daha geniş olan Akıncı insansız hava aracı, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahiptir ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkındadır. Kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunar. Akıncı'ya ait ilk resimler, Haziran 2018'de çıkan haberlerde göze çarptı. Motor toplantısı, Ağustos 2019'da Ukrayna'da bir turboprop motor, Yevchenko Progress ağı 450C ile başladı. İHA'nın ilk motor testi, Gravely 2019'da yapıldı. Diğer teknik testleri tamamlandıktan sonra, uçak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çorlu Hava Meydan Komutanlığı tesislerine taşındı. 6 Aralık 2019'da otomatik taksi ve kalkış sonrası insansız hava aracı ilk uçuşunu yaptı. 16 dakikalık süren test uçuşundan sonra başarıyla iniş yaptı. Her biri 450 beygirlik iki turboprop motorla çalışan Akıncı'nın azami kalkış ağırlığı 6 tondur. 20 metre kanat açıklığı ile her biri 200 beygir veya 750 beygirlik iki motorla daha yapılandırılacak şekilde tasarlanmıştır. Baykar Arge mühendislerinin askeri ve ergonomik standartlarda tasarladığı tamamen yerli ve milli Akıncı yer kontrol istasyonu her türlü ortam koşullarında hava araçlarının yönetimi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Baykar'ın geliştirdiği farklı yer kontrol istasyonu konsept tasarımları her görevin isterlerine çözüm sunarak icra edilmesine olanak vermektedir. Konteyner, trailer ve oda tipi olmak üzere 3 farklı Akıncı yer kontrol istasyonu konsept tasarımı mevcuttur. Trailer tipi yer kontrol istasyonu, görev şartlarında sahada hareket kabiliyetiyle üstün performans göstermektedir. Oda tipi yer kontrol istasyonları ile harekat merkezi içerisinden çoklu görev yapabilme yeteneği elde edilmektedir. Sistem sayesinde tek bir merkezden birden fazla Akıncı hava aracı kontrol edilerek hızlı koordinasyon ve görev takibi anlık olarak yapılıp değerlendirilebilmektedir. Akıncı taarruzi insansız hava aracının gelişmiş özelliklerine bakacak olursak, tam otomatik seyir ve rota takibi özelliği, dahili sensör füzyonu destekli hassas otomatik kalkış ve iniş özelliği, tam otomatik taksi ve park özelliği, yarı otonom uçuş modları desteği, hata toleranslı ve 3 yedekli sensör füzyonu uygulaması, çarplaz yedekli yer kontrol istasyonu sistemi, özgün yedekli servo aktüatör birimleri, özgün yedekli lityum tabanlı batarya birimleri. Temel uçuş performans kriterlerine bakacak olursak, 40.000 fit uçuş irtifası, 24 saat havada kalış süresi, çift yedekli SATCOM artı çift yedekli LOS, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi, yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği, GPS bağımlılığı olmaksızın
dahili sensör füzyonu ile seyri sefer özelliği. Akıncı, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde yapmıştır. 10 Ocak 2020 tarihinde prototip 1, ikinci uçuşunu gerçekleştirdi ve 5000 feet yüksekliğe ulaştı. 13 Ağustos 2020 tarihinde prototip 2, ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. 19 Ağustos 2020 tarihinde prototip 2, orta irtifa sistem entegrasyonu uçuş testlerini gerçekleştirdi. 22 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen uçuş testinde prototip 1, 30.000 feet uçuş irtifasına ulaşmıştır. 5 Eylül 2020 tarihinde prototip 2, yüksek irtifa ve yüksek hızlı uçuş testlerini gerçekleştirdi. 8-9 Eylül 2020 tarihlerinde Baykar Akıncı uçağı platformu için kritik tasarım incelemesi yapıldı. 3 Ekim 2020 tarihinde prototip 2'nin asimetrik itme testleri gerçekleştirildi. 13 Mart 2021 tarihinde prototip 2, gelişmiş sistem entegrasyonu uçuş testlerini gerçekleştirdi. 27 Mart 2021 tarihinde Bayraktar Akıncı Prototip 3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 10 Nisan 2021 tarihinde Prototip 3 orta irtifa sistem entegrasyon uçuş testlerini gerçekleştirdi. 13 Nisan 2021 tarihinde Prototip 3 yüksek irtifa ve yüksek hızlı uçuş testlerini gerçekleştirdi. 22 Nisan 2021 tarihinde ilk test açışını gerçekleştirmiştir. Lokasyon üretimi MAMT, MAMC ve MAMLE mühimmatları ile hedefleri isabetli bir şekilde vurmuştur. 29 Ağustos 2021 Pazar günü 3 adet Akıncı taarruzlu insansız hava aracı Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiştir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.